basına ve kamuoyuna Büyük Marmara Depremi'nin 23. yılında insanlığın uygarlık birikimi ve onurunun yaşamakta olan karanlık sürecin olumsuzluklarının üstesinden geleceği inancımızla kaybolan tüm değerlerimiz ve canlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Çabuk unuttuğumuz her şey gibi 1999 Marmara depremini de tam unuttuk derken İzmir, Van, Elazığ ve daha başka başka deprem ya da diğer afetler bizlere hafızamızı tazelemek için uyarıda bulunuyor. O kadar can kaybı ve yıkımlarla dolu acı tecrübe, iktidar sahiplerinin doğa talanı ve imar rant hırsını maalesef engellemiyor. Kamuoyunda kentsel dönüşüm olarak adlandırılan afet riski alanlarının dönüştürülmesi hakkındaki kanun, ülkemizin gerçek ihtiyacı olan kentlerin afetlere karşı duyarlı sakınım içerikli planlamasının, denetimli ve mühendislik hizmeti almamış yapılaşmanın engellemesini sağlayacak düzenleme olmaktan çok uzaktır. Kentsel dönüşüm projeleri, kentlerin ekonomik ve fiziksel çöküntüye uğramış bölgelerinde iyileşme sağlayan, depreme ve afetlere dayanıklı konutlar üreten, yaşam kalitesini artıran ve kent ekonomisini güçlendirmesini amaçlayan, yurttaşı mağdur etmeyen, planlama ve uygulama sürecine katan, kamu arazilerinin talanını önleyen, tasarım ve uygulama kriterlerine sahip yerel kalkınmayı da sağlayacak nitelikte olmalıdır. Kentsel dönüşümde dar gelirli yurttaşların barınma sorunlarına çözüm bulunurken, yeşil alan, altyapı, eğitim ve sosyal donatılarla yaşanılabilir bir çevre yaratılarak toplumsal, sosyal ilişkilerin dağılmasını önleyici, bireysel bağların koparılmadığı, yerel kimlikleri olan kentlerin yaşayış biçimleri, gelenek göreneklerin de göz önünde bulundurularak sürdürülebilir, planlama hedeflerinin yasal güvenceye kavuşturulmasıyla ancak sağlanabilir. Özellikle son yıllarda yapılan düzenlemeler, ülkemizde kentleşme konusunda izlenen ikiyüzlü politikanın sürdürülmesi, bir yandan riskli yapı ilan edilen yapıların yıkıldığı, diğer yandan yeni riskli yapıların üretiminin sürdüğü, afet riski gerekçe göstererek tüm kentlerimizin bir rant aktarım alanına dönüştürüldüğü, kamu yararı ilkesinin yerle bir edildiği gerçekliğini maalesef yansıtmaktadır. Gerçekten afetlerin önüne geçmek ya da yaşanan afetlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek isteniyorsa, yaşamın gerçek sigortası olan ormanlar, meralar, sulak alanlar, kıyılar, zeytinlikler, göller, tarım alanları gibi doğal varlıkların talanından, yani afetlerin oluşmasına neden olacak politikalardan, ranttan vazgeçilmelidir. Doğal ya da insan kökenli bütün afetler bilime, mühendisliğe, akla ve uygarlığa aykırı olarak siyasal iktidarca uygulanan rant politikaları nedeniyle ülkemiz sadece bir deprem ülkesi değil, bir her türden bir afet ülkesi olmuştur. Bunun ekonomik sonucu olarak her yıl gayri safi milli hasılanın ciddi bir payı afet zararlarını karşılamaya harcanmaktadır. Gerçekte hepsi birer doğa olayı olan deprem, heyelan, çığ, orman yangını, su baskını ve benzeri olaylar, bilinçsizce verilmiş yer seçimi kararları, ranta dayalı imara açma, kıyıların doldurularak yapılaşmaya açılması, mühendislik verilerinden yoksun imar planları, düşük standartlarda ve mühendislik hizmeti görmemiş yapı üretimi, kısaca ranta dayalı, hızlı, düşük nitelikli, tasarımsız ve plansız kentleşme ve sosyoekonomik politikalar sonucu afete, ekolojik ve ekonomik yıkıma dönüşmektedir. Sosyal devletler ve toplum yararı ilkesinden siyasal iktidarca vazgeçilmesinin sonuçlarının her alanda olduğu gibi afetlerde de karşımıza çıktığını ve gelecekte de çıkacağını hep söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Hükümetin bu rant vurdum duymaz afet politikaları, iş kolumuzda örgütlü afet çalışanlarını da olumsuz etkilemektedir. Şöyle ki, 1999 Marmara depremi sonrasının önemli gelişmelerinden biri olarak 2001 yılında Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinin sayıları 11'e çıkarılmıştır. Yeni kurulan bu müdürlüklere çoğunluğu arama kurtarma teknisyeni afet yönetim emekçileri atanmıştır. 657 sayılı DMK'ya tabi olmalarına rağmen yıllarca birçok ekonomik ve özlük haklarından mahrum olarak çalıştılar ve hala çalışmaya devam ediyorlar.
her türlü afet ve acil durumlarda can kurtarmak için yeri geldiğinde kendi hayatlarını bile tehlikeye atarak çalışan AFAD emekçilerinin yaptıkları iş ağır, tehlikeli ve yıpratıcı olmasına rağmen başta iş riski, fiili hizmet tazminatı yani yıpranma payı ve mesleki tazminat gibi hakları yıllardır görmezlikten gelinmektedir. 7-24 saat esasına göre çalışan afet yönetim emekçilerinin yemek, servis, ulaşım sorunu hala kalıcı bir çözüme kavuşturulamamıştır. Yıllardır dile getirmemize rağmen tüm kadroları kapsayacak genel bir afet yönetimi tazminatı çıkarılamamıştır. Tüm bu yönetim krizinin ardında liyakatsız yönetim kadrosu oluşturma, oluşturulan yönetim kadrolarının kendilerine o kadroları verenlere biat etme ve rant peşinde koşma olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Bir cümleye sığdırdığımız liyakatsız yönetim kadrosu oluşturma, uzun yıllar bir gelenek haline aldığında yönetim kadrolarının nasıl bir yönetememe kadrosu haline alabileceğinin tasavvurunu insanlığın vicdanına bırakıyoruz. 17 Ağustos Marmara depreminin 23. yılında daha yaşanabilir bir ülke yaratmak amacıyla mücadelemizin süreceğini ilerleyerek daha iyi bir afet yönetiminin mümkün olabileceğini kamuoyuna saygıyla tekrar ediyoruz.